Merhabalar Savaş Bey. Merhaba Murtaza Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, iyi hafta sonları diliyorum öncelikle size. Teşekkür ederim. Ben de size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizleri seyreden bütün herkese hayırlı Ramazanlar olsun ülkemize. Hayır, hayır, bereket, daha güzel günler getirsin inşallah. Amin, amin, inşallah. Aynı temennilerdeyiz. Biliyorsunuz pandemi süreci devam ediyor. Biz turizmciler hepimiz evlerimizdeyiz, evde kalıyoruz. Evden bir takım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu süre içinde iletişimde kalmak adına ben de sizler gibi canlı yayınlarla, meslektaşlarımızla görüşerek bu süreci nasıl değerlendirdiklerini, nasıl geçirdiklerini, hangi önlemleri aldıklarını, var olan tedbirlere sunulan imkanlara nasıl baktıklarını canlı yayınlarla, sohbetlerle aramızda konuşarak değerlendiriyoruz. Bu sırada da soru sormak isteyen arkadaşlarımız olursa, dostlarımız olursa onların da sorularını cevaplıyoruz. Dediğim gibi bu yayını Instagram canlı yayından ve aynı zamanda turizmfm.net radyo yayınından dinleyebilirsiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum Murtaza Bey. Korona günlerinde turizmci olmak nasıl bir duygu? Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burada sizlerle olmak çok güzel bir keyif. Sağ olun. Yani bir turizmci olarak bugünlerde yaşamak tabii ki zor. Ama biz turizmciler olarak zorluğa alışkın insanlarız. Bu dördüncüsü olacak yani son 5 yılda. Evet. Omuz omuza el ele vererek birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yani yeni çalışmalarla, yeni bir şeyler üreterek bu günleri atlatacağımıza inanıyorum. Çok güzel günler çok yakında inşallah. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Ben sizi tabii yakından takip ediyorum ama takip etmeyenler için birazcık bahsedebilir misiniz kendinizden çok kısa? Biz Travel Shop Turkey, Faaliyetlerinizden. tabii. Biz Travel Shop Turkey, tur operatörü, %99,9 incoming yapan bir firmayız. Yani tamamen yurt dışından turist getiren bir firmayız. Genelde incentive, MICE, düğün, gruplar yapıyoruz. Kültür ağırlıklı turları yapıyoruz tamamen. Aynı zamanda bir workshoplar organize ediyoruz. Yani B2B workshoplar. Yurt dışındaki tur operatörlerini getiriyoruz Türkiye'ye. Türkiye'deki iş ortaklarımızla iletişimi sağlayıp iş hacimlerini büyütmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da biz etkinlikler yapıyoruz. Yurt dışında da fuarlara katılıyoruz. Yurt dışında da workshop etkinlikleri yapıyoruz. Türkiye'yi tanıtıyoruz. Oradaki yabancı tur operatörlerine Türkiye'nin sunumunu yapıyoruz. Şey olarak. Bununla birlikte Özür dilerim, bir sivil toplum örgütü gibisiniz adeta. yok, sivil toplum örgütü değiliz ama sorumluluk alarak ülkemizi seven birisi olarak, Evet. bu ülkede yetişen birisi olarak sorumluluk aldık sadece. Çok iyi bir ekibimiz var. Hepsine teşekkür ederim canlı yayında. Hepsinin çok desteği var. Çok iyi bir IT ekibimiz var. Yöneticilerimiz çok iyi, sağ olsunlar. Yaklaşık 30 ayrı ülkede workshop etkinlikleri yaptık. Yani Türkiye temalı etkinlikler yapıp Türkiye'yi anlattık onlara. Türkiye'de neler var? Sadece Türkiye derken deniz, kumu anlatmadık biz onlara. 81'ini tamamen tanıttık. Alternatif turizmi tanıttık onlara. İşte ekolojik turizmi de anlattık. Gastronomiyi anlattık. Kültür turlarımızı anlattık. Doğayı anlattık. Birçok sorular da aldık oradan. Hatta yurt dışında Londra'da sana bir workshop etkinliği yapıyorduk. Ya dedi, neden de Türkiye sadece deniz kumu tanıtıyor dedi. Sizin de o kadar tanıtılacak yeriniz var ki dedi. İşte kültürünüz var, gastronominiz var, işte biz ekolojik turu falan tanıttığımızda biz de sadece dedi, buraya gelmeden önce deniz kum biliyorduk dedi. Sunumlarımızda gayet etkiledik onları. Evet. Yani bunlarla beraber fuarların da altyapısını yapıyoruz. Son 3 yıldır Emit Turizm Fuarı'nın altyapısını yaptık. Yabancı tur operatörlerini getirdik. Bu sene de Ice of Mayıs Turizm Fuarı'nın altyapısını yaptık. Yani yabancı tur operatörlerini Maşallah. getirdik. Türkiye'deki katılımcılarla ikili görüşmelerini sağladık. Yani o zaman benim sözüm yerini buldu. Adeta bir sivil toplum örgütü gibi.
çalışıyorsunuz. Kolektif çalışmalara destek veriyorsunuz. Gayet güzel. Ben yakından takip ediyorum tabii ama takip etmeyen arkadaşlarımız da bu noktada bilgilenmiş oldu. %99 Türkiye'ye turist getiren bir faaliyettesiniz. Incoming faaliyetindesiniz. Ve incoming'in de anladığım kadarıyla her frekansla çalışıyorsunuz. Yani kültür, düğün, Tabii, yani 30 ayrı kategoride çalışmalarımız var. Biz bu etkinlikleri yaparken sadece biz kendi ekip olan firmalar da gelip kendi reklamlarını yapabiliyorlar şey olarak. Yani yapmış olduğumuz etkinliklerin tamamı bize ait değil. Yani bize ait değil derken Umuma açık yapıyorsunuz. Herkese açık bir etkinlik yapıyorsunuz. Dolayısıyla tüm kesinlikle. turizm sektöründe olan insanlar bu etkinliklerinizden faydalanabiliyorlar. Ben birkaç defa denk geldim açıkçası. Çok hoşuma da gitti. Teşekkür ederim. Herkes artık Teşekkür yani. ediyorum. Kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. Yaptığınız katkılardan dolayı, Rica turizm ederim. yapmış olduğunuz katkılardan dolayı. Rica ederim. Buyurun lütfen. Peki Murtaza Bey, tabii Covid-19 vakasıyla birlikte bahse konu faaliyetleriniz herhalde bir nebze durdu. Yani durdu derken evden çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz ama dünyada turizmciler ne yapıyor şu anda? Yani siz sürekli görüşme halindesiniz. Ben takip ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu süreçte Covid-19 başladığı tarihten itibaren 100 seyahat acentası 700 küsur da turizmciyle görüşmüşsünüz. Yani istişarelerde bulunmuşsunuz, onları dinlemişsiniz, kendi fikirlerinizden bahsetmişsiniz. Biraz bana bu görüşmelerden bahsedebilir misiniz, açabilir misiniz? Çok merak ediyorum açıkçası. Tabii Covid-19 öncesi bugüne kadar 100'e yakın ülkede fuarlara, workshop etkinliklerine katıldık. 100'e yakın ülkede. Birçok da sivil toplum kuruluşlarının üyesiyiz. İşte Hindistan Seyahat Acentileri Birliği, Dünya Seyahat Acentileri Federasyonu, Amerika Tur Operatörleri Birliği gibi ondan fazla sivil toplum kuruluşunda üyesiyiz Türkiye'de. Evet. Dolayısıyla biz de bu ilişkilerimizi kullanarak, bu kaynaklarımızı kullanarak evde durup boş boş kalacağımıza dedik topluma bir faydası olabilecek faaliyetler yapalım. Ne yapalım dedik? Zoom üzerinden ilk önce kendi temsilcilerimizle yani Travel Shop Turkey ofisinin yurt dışındaki temsilcilerle yaptık. Görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonra Türkiye'deki turizmci firmalarla görüştük. Herkes fikirlerini beyan etti, konuştu, bir araya geldik. Yaklaşık 300'e yakın Türkiye'den turizm firmaları katıldı. Çok faydalıydı. Daha sonra yurt dışındaki firmaları davet ederek işte bir önceki Amerika Tur Operatörler Birliği Başkanı Mr. Terry Daly katıldı. En son da şey katıldı. Dünya Seyahat Acentecileri Federasyon Başkanı katıldı. Hatta kendisi sunum yaptı. Yani bunlar Evet, dünyanın başkanım. tabii bunlar dünyanın en üst sivil toplum kuruluşu turizmcilerle beraber. Tabii bunların yanında Hindistan Seyahat Acentileri Birliği Başkanı katıldı. Bangladeş Tur Operatörler Birliği Başkanı katıldı. Birçok dünya şey katıldı. İspanya'da Fitur'u organize eden, B2B workshop'unu organize eden Miss Caro katıldı, Bayan Caro katıldı. Rusya'da 400 ofisi olan Galina katıldı. Rusya'nın her tarafında 400 tane ofisi olan. Buna benzer çok değerli katılımcılarımız vardı. Onların öngörüleri, bilgileri, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar çok önemliydi. Yani UFTA'nın sunumu gerçekten mükemmeldi şey olarak. Çünkü almış oldukları tedbirler, yapılacak şeyler, IATA ile ilgili bilgi verdi. Hepsi çok değerliydi. Aynı zamanda Kuşadası Belediye Başkanımız katıldı toplantılarımıza. Bodrum Belediye Başkanımız katıldı. Almış olduğu tedbirleri yaptıklarını, yapabileceklerini belirttiler. Bunlarla birlikte Türkiye'nin gündemde olması, işte biz burada çalışıyoruz. Çünkü dünyada bunların üzerinde başka bir sivil toplum kuruluşu yok. Yani Dünya Seyahat Acentileri Federasyonu Başkanı sunum yapıyor. Dünyanın en etkin tur operatörleri birliği başkanı etkinimize geliyor, konuşma yapıyor, öngörülerini söylüyor. Bunun daha iyisi yok şey olarak, sivil toplum kuruluşu olarak. Dolayısıyla bunların da milyonlarca takipçileri var.
şey olarak dünyanın her tarafında. Evet. Yani bu Covid-19 sonrası Türkiye'nin daha hızlı bir şekilde bu turizme hazırlanması açısından çok önemliydi. Tabii ki çok değerli bilgileri vardı. Onları da zaman geldikçe sorularınızla birlikte anlatmak isterim. Şunu sormak istiyorum. Bir de bu arada aşağıdan alttan da çok soru alıyoruz. Onları da biraz sonra yönelteceğim Murtaza abiye. Bizi dinleyenlere belirtmek Evet. istiyorum. Onlara geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Biz Türkiye'de dışarıyı yani yurt dışı destinasyonları sürekli kendi aramızda konuşuyoruz, tartışıyoruz hangi destinasyon açılır, nasıl bir tedbirle bu operasyonlar tekrar eski haline döner, evrilir, hangi süreçte olur diye konuşuyoruz. Dünyadaki meslektaşlarımız yani turizmciler Türkiye'yi nasıl görüyor, ne konuşuyorlar, ne söylüyorlar? Bunun iki üç ayağı var aslında. Şey olarak Türkiye'nin hijyenik açısından çok fazla bir sorunu yok aslında. Dünya geneline baktığımız zaman tesisler açısından da bir sorunumuz yok. Yani dünyanın belki de en hazır tesisleri bizde. En hijyenik tesisleri de bizde genel anlamda. Türkiye'deki turizmin açılması birkaç noktaya bağlamak lazım. Birincisi dünyadaki yani artılarımız var, eksilerimiz var. Birincisi dünyada bir iki kadar marka otellerimiz yok. Yani işte dışarıya bağlıyız. İşte nedir bunlar? Marriott grubu gibi, işte Wyndham grubu gibi, işte ne bileyim bir dünyada birçok şeylerin ülkelerin kendi o şeyleri var. Yani marka otelleri var. Halen biz de dışarıya bağlıyız. Şey olarak. Keşke kendi Evet. markalarımız da olsaydı. Uçak sorunumuz var biliyorsunuz. Çünkü insanlar ilk önce en yakın destinasyona gidecekler. En kolay ulaşılabilir destinasyona gidecekler. Bir diğeri de biliyorsunuz ülkelerin de politikası olacak bu manada. Diyecek işte İspanya diyecek ki sadece İspanya'daki otellere gidin veya İtalya diyecek ki sadece İtalya'daki otellere gidin. Bunun gibi. Bir de Şu sigorta. anda duyuyoruz. Şu anda onları duyuyoruz zaten. Ülkeler kendi içinde iş turizmi öncelikle hareketlendirmek için bir Bununla hazırlık tabii içindeler. bununla birlikte Yönlendirmeler sigortalar da çok önemli. Sigortalar çünkü biliyorsun seyahat sigortaları var. Daha önce biliyorsunuz 2-3 yıl önce Türkiye'ye gelen yolcuların sigortaları çok yüksekti. Dolayısıyla bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Ama bizim en iyi avantajımız yani çok tecrübeliyiz. Daha önce yani son 5 yılda 3 kez benzer bir şey atlatmışız. biz. Anladın mı? Vakaları Evet. atlatmışız. Bu tabii ki en kötüsü, en berbadı. Kesinlikle. Hiç tecrübe etmemiştik bunu. Biraz da sancılı bir süreç açıkçası. tabii dünyanın öngöremediği bir süreçten geçiyoruz. Şöyle, geçen Hindistan Seyahat Ajansı Birliği Başkanı konuşmuştu. Dedi hiç kimsenin öngöremediği, hiç kimsenin düşünmediği, hiç kimsenin aklının ucundan bile geçirmediği bir vakayla karşı karşıya diye geçirdi. Ama bunları söylerken de çok da umutsuz değildi. Çünkü insanlar da seyahat etmeyi seviyor. Belli bir kültüre ulaştı seyahat etmekte. Belki 2020 çok düşük bir şeyde geçireceğiz ama belki Eylül'den itibaren kurtarabiliriz şeylerini turizmde. Çünkü biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi uçuşlar çok önemli. Biliyorsunuz birçok yere charter uçuşlarımız var. Şeylerini. Çünkü eğer o ülkeler charter uçuşlarını onaylamazsa uçmayacaklar. Bir de burada büyük tur operatörleri de çok önemli. Çünkü kim daha çok parayı verirse, teşviki alırsa, nereden teşviki alırsa orayı dolayısıyla promote edecekler, orayı destekleyecekler. Şeyle toparladığımız zaman Eylül ayında tekrardan yavaş yavaş bir normalleşmeye dönecek gibi görüyorum ben şahsen. Evet. Ben de Bakan Bey'in açıklamalarından takip ettiğim kadarıyla o da yurt dışındaki belli tur operatörleriyle Türkiye destinasyonun pazarlanması noktasında bir takım görüşmeler yapıyor diye görüyorum, anlıyorum basından da. Benim o zaman şu anda söylemek, sizin söylediğinizden anladığım şu, Türkiye'yi yurt dışındaki seyahat acentaları, Türkiye'ye satan tur operatörleri, seyahat acentaları diğer ülkelere oranla bizi daha şey görüyor, iyi görüyor. Yani daha nasıl diyeyim size krizi yönetebilen veya dünyada alınan tedbirleri, önlemleri uygulayan
ve bir takım sağlık sistemiyle de ön plana çıkan bir ülke olarak mı görüyor, bizi değerlendiriyorlar kafalarında? Tabii bunu görüyor ama yeterli değil. Neden yeterli değil? Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi ülke politikaları da çok önemli. Almanya Türkiye'ye gitmeye kardeşim önce Avrupa dediği zaman veya uçuşlara sadece orada izin verdiği zaman biliyorsunuz önce oraları tercih edecekler. Bir de şey var. Türkiye'ye çok gelmek isteyip de gelemeyenler var. Nedir bunlar? İşte özellikle Asya Pasifik ülkelerinde örnek vereyim Hindistan'dan belki gelmek isteyecekler ama vize sorunumuz var. İşte Filipinler'den, Vietnam'dan, Bangladeş'ten, Nepal'den. Çünkü orada da ciddi bir insanlar, ciddi sayıda ki turistler Türkiye'ye gelmek isteyecekler. Bunların da vize sorunları var şey olarak. Çünkü 5 günde, 1 haftada, 2 haftada vize alınmayan bir turist kitlesi var. Eğer belki bu vizelerde bir kolaylık sağlayabilirsek onlara daha hızlı İşin toparlanabiliriz. noktasında. Tabii tabii Evet, temsil çünkü noktasında. tabii. İşte belli bölgelerin işte Amerika'nın işte Kanada mesela diyor belli bir tarihe kadar yurt dışına seyahat etme yasağı getirdi. Belli bölgelerde diyor ki yurt dışında seyahat edemezsiniz diyor. İşte muhtemelen Almanya veya işte Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden bahsetmek istiyorum. Onlar da muhtemelen öyle bir şey yapacak. Rusya tam olarak ne yapacak bilmiyorum ama Rusya'daki Galina Hanım geçen gün işte 400 tane ofisi var demiş olduğumuz tur operatörü konuştu. Dedi Ruslar artık evde sıkıldı dedi. Yani bir an önce Antalya'ya gidip güneşlenmek istiyor diye. Çok olumlu yönde konuştu. Eğer bunlar açılırsa yani Bakan Bey Mayıs 15 ile itibariyle yerli iç turizm olarak söyledi ama yani yabancı turist açısından yılın işte son çeyreğinde gelmeye başlar. 2021'de de yani bir önceki yıl gibi olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü insanın o kafasındaki algıyı kırması lazım. Bir de yani uzun süredir bir gelen şey var. Tatil kültürü var. Uçakların uçtuğu noktalar var. Örnek vereyim. Türkiye Çin'in 5 ayrı noktasına uçuyordu Türk Hava Yolları. Her gün uçuyordu. Ama şimdi yavaş yavaş işte haftada bir kere, haftada 2 kere, haftada 3 kere, haftada 4 kere belli bölgelere veya oradan buraya gelen işte Çin Hava Yolları veya işte Türkiye'den Hindistan'a giden veya başka bir bölgelere giden. Çünkü bu anda bir anda bütün tarifeli seferlerini koyacak diye bir şey yok yani. Koyması da mümkün değil. Hava yollarında biliyorsunuz şey olarak. Evet. Yurt dışındaki mevkidaşlarınız veya yurt dışındaki tur operatörlüğü başkanları, seyahat acentaları birliği başkanları ve benzeri kişiler size en çok neyi soruyor Türkiye ile ilgili şu süreçte, pandemide? Yani Türkiye ile ilgili onlar zaten gündemi takip ediyor. Bir defa şu anda sağlık konusunda çok kötü değiliz. Şeyde COVID-19 yani toparlandı dün itibariyle de yavaş yavaş dengeleniyor yani daha çok aşağı inme kazandı. Türkiye'yi bir defa seviyorlar. Türkiye'yi çok iyi biliyorlar şey olarak. Türkiye'deki tesisleri çok beğeniyorlar. Yani şeylerini. Şimdi Türkiye'de her şey daha kalkacak mı kalkmayacak mı işte açık vize kalkacak mı kalkmayacak mı soruları var biliyorsunuz. İşte Amerika Tur Operatörleri Başkanı Mr. Daly ile konuştuğumuzda bana şunu söylemişti. Murti bir yanda da müşterinin alışkanlıklarını değiştirecek hamleler yapmamalıyız diye. Çünkü müşteri Antalya'da her şey dahil alışmış. Açık büfeye alışmış. Bir müşteri Evet. kitlesi var. Anladın mı? Şey olarak, eğlenceye alışmış. Dolayısıyla bunu ben bir anda değiştiriyorum dediğiniz zaman da sıkıntı olacak. Çünkü müşteri alışacak. Bu kez memnuniyetsizlik olacak işte. Düşünsenize yani 2000 tane 2000 kişilik bir tesisiniz var. Otel dolu. Öyle değil mi? Ona Evet. işte garsonlar masalarına götürecek. Çünkü Türkiye'de yeteri kadar servis elemanımız da yok. Şey olarak. Bu da açık zaten biliyorsunuz. Özellikle Antalya bölgesinde yeteri kadar servis elemanının bulunamadığını herkes biliyor. En son Osman Başkan söylemişti Osman Ayık. Ya yurt dışından işte servis elemanını getirip çalıştıralım diye böyle bir açıklaması vardı hatırlıyorum. Bu kez de öyle bir sorun çıkacak yani açık büfe koymadığımız zaman müşteri Evet. kuyruk oluşacak başka bir şey olacak biliyorsunuz. Şimdi tabii bu dünyada global bir kriz olduğu için dünyada alınan önlemlerle paralel bizim ülkemizde gidecek diye düşünüyorum. Sağlık Örgütü'nün de, Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu yönde yayınlayacağı yönergeler muhakkak olacaktır. Ve bu normalleşme süreci peyderpey olacağı için hani böyle çok bir yoğun kapasiteyle de otellerin çalışacağını düşünmüyorum. Bu geçen Bakan Bey de açıklama yapmış. Yani
kapasitelerinin yarısı kadar müşteri alacaklarını, ona göre kendilerini planlayacaklarını, böyle bir açıklama okudum geçtiğimiz zaman. Evet, ben de okudum. Ben de hemfikirim. Bakan Bey'le bu konuda hemfikirim şey olarak. Yani belki bu bir ay, 2 ay ancak işte çünkü belli sayıda insanlar mutlaka gidecektir şey olarak. Çünkü otelde olduğu zaman biliyorsunuz eğlence var işte. Müşteri sadece denize kuma gitmiyor ki orada. Aynı Evet. zamanda eğlenceye de gidiyor. Geçenlerde yine bir sadece ben Türkiye'deki işte panelde konuşmalar yapmıyoruz. Aynı zamanda yurt dışındaki temsilcilerle de konuşuyoruz. Şöyle söylemişti işte birçok müşteri sadece eğlenceye gidiyor işte. Hatta Türkiye'den de örnekler vermişti. Örnek vereyim dedi İstanbul'da Reyna'ya sadece Reyna için giden dedi birçok müşterimiz hatırlıyor bizi. Sadece Reyna yani şey olarak uluslararası bir markası olduğu için. İşte Bodrum'da Halikarnas'a sadece Halikarnas'a eğlenceye giden birçok müşterimizi hatırlıyoruz diye. Çünkü müşterinin profili de değişik. Kimisi sadece deniz kuma geliyor, kimisi sadece eğlenceye geliyor biliyorsunuz. Stres Evet. atmaya geliyor. Dolayısıyla buradaki müşteri kitlesine de bakmak lazım. Yani o müşteri sadece niçin geliyor? Aynı işte ekolojik turizme gelen, gastronomi turizmine gelen, dini temalı turizme gelen farklı olduğu gibi sadece eğlence için gelen turist kitlesi de var biliyorsunuz şey olarak. Eğlence mekanları ne kadar kontrol edersen o et yani mutlaka işte iyi bir müzik çaldığında yan yana oynayacaklar. Öyle demiş şey olarak. İşte bunların eğer önceden bir önlemi alınabilirse bilmiyorum işte bunu nasıl alınabilir. Mutlaka devlet de düşünmüştür bunun bir önemini. Evet. Bu çalışmalarınızı TÜRSAT'la paylaştınız mı? Veyahut da bakanlıkla paylaşıyor musunuz? Tabii bakanlıkla paylaşıyorum. Tanıtma Genel Müdürümüz Sayın Timuçin Güler Bey ile sürekli iletişim halindeyiz. Evet. Hatta bir tanesine de üst düzey bir yetkinin katılması yönünde bir çalışmalarımız oluyordu ama son dakika yapamadık. Şöyle muhtemelen 5 Mayıs'ta tekrar bunu yapacağız inşallah. Başka sivil toplum Çok güzel. kuruluşlarıyla. Çok. Bütün bilgilendiriyoruz da biz bakanlığımız yapmış olduğumuz faaliyetlerle. Çünkü sonuç itibariyle biz bakanlığa bağlı bir seyahat ajentisiyiz. Ben aynı Evet. zamanda biz İstanbul Turizm Derneği'nde üyesiyim. Aynı yönetimdeyim de. Sağ olsun onlar da Çok güzel. sürekli bize de destek oluyor. Çok Çok iyi bir güzel. başkanımız var. Çok iyi bir ekibimiz var şey olarak. Onlarla da sürekli iletişim halindeyiz. Turop'la da iletişim halindeyiz. Turofet'le olsun. TÜRSAP'la da. Yoğunluklarından dolayı belki konuşmaya panelimize katılamadılar ama bizleri sürekli desteklediklerini, sürekli iletişim mesajlarıyla bizleri desteklediklerini biliyorum şey olarak. Eğer el ele verirsek birlikte daha iyisini başarabiliriz. Özellikle biz sosyal medyayı kullanmamız lazım. İşte Kapadokya'daki balonu canlı yayında verebilirsek örnek vereyim. Antalya'daki o denizli kumu canlı yayında verebilirsek Evet. bir de biliyorsunuz dünyada çok az olan bizde çok iyi olan hatta en iyisi olan Blue Cruiser'imiz var, yat Cruiser'imiz var. Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te şey olarak. Eğer biz bunları sosyal medyada iyi tanıtırsak daha hızlı toparlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü bunların hiçbiri dünya, yani hiçbiri demeyeyim deniz kum var da Kapadokya'daki balonları yok. İşte Bodrum, Fethiye, Marmaris'teki bir yat kruzeri yok. Çünkü insanın da çok sevmiş olduğu, sadece bunlara odaklı müşteri kitlesinin olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim Rica değerlendirdiğiniz ederim. için. Şimdi şeyleri de arkadaşlarımız da bizi dinleyenler de bir takım sorular, yazılar yazmışlar. Tabii Onlara tabii. da cevap vermek adına isterseniz Tabii tabii şey buyurun lütfen. yapalım. Ne demiş Uğur Bey? Bence TÜRSAB'ın ve diğer BTK'ların halka anket yaptırması gerekir. Kimse müneccim değil, ancak ara ara sorarak öğrenebiliriz. Her şey dahile mi gidecek? Kültür turuna mı gidecek, yurt dışı turuna mı diye böyle bir değerlendirmesinde bulunmuş. Yani tüketiciyi de yoklayalım istemiş bu noktada, hani ticaretimizi yön vermek adına. Ozi Guide 22, uluslararası hava sahaları açıldığında açıkçası turizmde hareketlenme olacaktır ve kısa sürede toparlayacaktır demiş. Umut her zaman vardır, umudumuzu diri tutmakta fayda vardır. Katılıyorum, teşekkür ediyorum Umut arkadaşımıza da. Bakalım başka neler şey yapmışlar. Yüce Gayet yazmış. İnsanlar izolasyon dönemlerinde fazlaca sıkıldığı için risk ortamda kaldığında fazlaca seyahat etmek, tatil yapmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz Murtaz abi?
Psikolojiyi biraz değerlendirir misin? Ya aslında bizim Türkiye'deki durumca psikolojisi fena da değil. Özellikle ben Asya Pasifik'tekilerle Kanada'daki acentelerimizle konuştuğumuzda şey demişti, İspanya'daki turoperatör arkadaşımız aynı zamanda Fütür'ün alt tepsini yapıyor. Ya Murti, biz Türkiye'ye alışkındık işte travel warninglere, işte Türkiye'ye seyahat etmeyin, işte şunu yapmayın, Türkiye'ye gitmeyin gibilerinden. Ama hayatımızda ilk defa İspanya'yı bu şekilde gördük dedi. Şu anda ben bir dağ evinde yaşıyorum dedi. Aşağı bile inemiyorum diye. Anladın mı? Evet. Bayağı gitmiş psikolojisi. Kanadalı tur operatörüm keza yine öyle. Bahçeye anca çıkabiliyorum diyor. Dünyada birçok ülkeye travel warning vardı. İşte Kanada'ya yoktu böyle. Onlar daha şey dağılmış durumda. Ama biz bakıyorum, bizim sivil toplum kuruluşlarımız da sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. TÜRSAB olsun, TROFED olsun, bakanlığımız olsun. Bakanımız sürekli canlı yayınlarda anlatmaya çalışıyor, gazetelere çıkmaya çalışıyor. Umutsuzluğa yeri yok tabii ki. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi biz en tecrübelisiyiz. Çok iyi tesislerimiz var. Temiz bir ülkeyiz bir defa. Yani şöyle olarak, insanlarımız temiz. Şöyle olarak, deniz, kum, güneşimiz var. Her şey dahil sistemimiz de var. Yani insanlar o cazibe diyor. Türk Hava Yolları gibi 300'den fazla destinasyona uçan bir havayolu şirketimiz var. Şöyle olarak. Bu manada çok şanslıyız. Dediğim gibi çok az sayıda bulunan yatlarımız var. Dünyada bunun gibi şeylerimiz yok. Covid-19 sonrası en hazır ülkelerden bir tanesiyiz. Biz nasıl toparlanırız derseniz, yani bundan sonraki bu ya tecrübe de edinmemiz lazım. Ülke olarak turizmi 12 aya yaymamız lazım. Yani turizm çeşitlerini çoğaltmamız lazım. Sadece deniz, kum, güneş değil de işte dini temalı turlar, Evet, gastronomi, ekoloji. bir ilke oldu zaten turizmde. Bu bahsettiğiniz bir ilke artık. Yani Tabii buraya katılmadan önce bu Hindistan'da, özür dilerim, Hindistan'da bir paneldeydim. Onlar da Hindistan'daki iç turizmi nasıl canlandırabiliriz? Onlar da bildiğim gibi, herkes artık bizim gibi düşünmeye başladı. İç turizmi nasıl canlandırırız diye şey olarak. 81 ile yaymamız lazım. Yani çünkü 81 ilin her ilimizde ayrı bir özelliği var, ayrı bir tarihi var, ayrı bir kültürü var. İşte Göbekli Tepe'den tutun da Kapadokya'daki peri bacalarına tutun da Karadeniz'deki yaylalarımıza, dünyanın başkenti İstanbul'a, Efes Meryem Ana'ya, o kadar çok ürünümüz var ki inan anlat anlat bitmez şeylerini. Dediğim gibi tecrübe edinmemiz lazım. Dışa bağlı booking evet. kanallarına bağlanmamak lazım. Hedef tatilcinin, yurt dışından gelecek olan hedef tatilcinin psikolojisinin bozuk olduğuna siz de katılıyorsunuz ama diyorsunuz ki bir şeyim var, çözüm öneriniz var. Bu çözümle beraber psikolojinin kısa sürede de kırılacağına inanıyorsunuz. Özellikle sosyal medyayı kullanarak ve elimizdeki diğer turizm malzemelerini kullanarak diyorsunuz, doğru mu? Ya ben bütün toplantımızda şunu verdim. Biz motivasyon ustasıyız diyoruz. Yani turizmciler Evet. motivasyon ustasıyız. Gerçekten Evet. öyleyiz şey olarak. Çünkü sadece bugün için değil. Biliyorsunuz biz tıpçı değiliz ama morali bozuk olanı, yani kafası bozuk olanı, işte yorulmuş olanı, bıkmış olan geliyor tatile. Değişik bir psikoloji. Biz onları mutlu ediyoruz, eğlendiriyoruz, güldürüyoruz. Öyle değil mi şey olarak? Mutlu ediyoruz yani. Adam tatilden gittiği zaman diyor ki ya diyor rahatladım diyor. Motivasyon ustası yani, bir çay ısmarlayarak, bir tatlı ısmarlayarak, anladın mı? Yani adam bir andaki bütün moralini, motivasyonu bozuk olanı bir bakıyoruz üst düzeye çıkmış. Gülmeyen adamı güldürüyoruz biz bir defa. Yani motivasyoncuyuz şey olarak. Allah bütün turizmciler olarak inşallah. Tabii biz motivasyon ustasıyız. Benim bir de yani şöyle de bir önerim olacak. Belki Turizm Bakanlığı'nın nezdinde dünyanın en işte iyi sanatçılardan bir tanesi. Belki Türkiye'de bir filmin üçte birini çektirebiliriz. İşte bunu İstanbul'u, Kapadokya'yı, işte Bodrum'u, Efes'i içerisine alabilecek bir şekilde örneğin işte Brad Pitt gelir bir film çekerse, anladın mı? Evet. Müthiş bir şey Francis olur. Kavayoğlu'nun bir reklam filmi bile neler yapıyor biliyorsunuz. Çok güzel oluyor Türk Hava Yolları. Tabii, çünkü ben Meksika'daydım. Meryem Ana'nın Türkiye'de olduğundan haberleri yok mesela. Anladın mı? Meryem Ana'nın kilisesini şey olarak. Devasa bir kilise yapmışlar, örnek vereyim şey olarak. Birçok insanın halen şeyde, Türkiye'deki olan
tarihten, kültürden yeteri kadar haberi yok şey olarak. Belki o iyi bir sanatçı ile buradaki senaristlerle oraları bir güzel bir gösterirsek muhtemelen önümüzdeki yıllarda müthiş bir çıkış olur. Belki ihracatçılarla da ortak bir proje yaparsanız, ihracatçılarla da bu noktada bir görüşürseniz belki onların da bir katkısı olur turizme. Ya mutlaka olur ama biliyorsunuz biz sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sivil toplum kuruluşu değiliz. Biz bireysel bir firmayız. Sadece sorumluluk aldık. Sorumluluk aldık. İşte iyi bir Sağ olun. ekibimiz ve bir şeyler Sağ olun. yapmaya çalışıyoruz şu ara. Sayenizde biz de en azından dünyadaki turizmcilerin neler düşündüğünü, Türkiye'ye nasıl baktığını en azından sizin ağzınızdan canlı olarak duyma imkanını bulduk. Biz de çünkü bunları ancak turizm basınından okuyup takip edebiliyoruz veya sizin de bahsettiğiniz gibi kendi imkanlarımızla, eşimizle, dostumuzla görüşerek ancak bir değerlendirmeye sahip olabiliyoruz. Sizin yaptığınız şeyi ben çok önemsiyorum açıkçası. Ben de size teşekkür ederim. Beni bu programda davet ettiğiniz için, bize fırsat verdiğiniz için şey olarak. Turizmde karamsarlığa gerek yok yani. İnişli çıkışlı her zaman şeyimiz oluyordu. Bir kez daha yaşadık, bir kez daha çıkacak. Yarın yine olmayacağın bir şey yok, garantisi yok şey olarak. Evet. Ama şey, biz turizmciyiz, motivasyon ustasıyız yani. Bizler moralimizi bozarsak sokaktaki insan daha çabuk bozar şey olarak. Avantajlarımız da var yani. Evet, Zafer Kızılçay yazmış. Pandemi tamamen bittikten sonra herkesin eski normale dönmesi uzun sürmez demiş. Açık büfe ve her şey dahil sistem bitmez. Alışkanlıklardan vazgeçmek zor demiş açıkçası. Fikrini paylaşmış Doğru bizimle. söylemiş. Doğru söylemiş. Sadece pandemi sonrası hızlı bir şekilde aynı rutine dönmemiz zor. Onu demek istiyorum. Çünkü burada uçuşlar çok önemli. Ulaşım çok önemli şey olarak. Özellikle ben 2021'inde yani olacak ama çok iyi olacak ama yani çok eskisi gibi işte geçen seneki gibi olmayacak diye düşünüyorum. Evet. Ama 2022'de çok iyi olacak. İnşallah. Emin Bey yazmış bize. Buradan kendisini selamlıyorum Emin Saer. Erkan kardeşim bu buluşmayı organize ettiğin için kutluyorum. Murtaza kardeşim turizm adına muhteşem işler yapıyor. Yürekten tebrik ediyorum. Ben de aynı şekilde takip ediyorum Murtaza abiyi. Ben de katılıyorum Emin abi senin söylediklerine. Şunu soruyor. Bu felaketten sonra turizmi yeniden yapılandırmak gerekiyor mu? Müşteri tercihleri değişir mi? Tabii müşteri tercihleri de değişecek. Tabii ki müşteri tercihleri değişecek. Bir defa müşteri daha çok marka olan firmaları tercih edecek. Yani parasını yatırdığı zaman geri alabileceği yani alabileceği bir şey tercih edecek. Booking kuralları değişecek. Yani terms condition dediğimiz booking kuralları. Eskiden para ödedi miydi müşteri gitmediği zaman no show yani parasını geri iade alamıyordu. Bu kurallar değişecek. Online platformlarına da bakıyorum birçoğu publish yaptı işte %100 ödemiş olduğunuz paralar iade olur diye. Muhtemelen Evet. 2021 2022'de 2022 belki kısmen ama 2020'de bu olacak yani şeylerini. İşte bu uçak biletlerinde özellikle biliyorsunuz promosyon dediğim zaman işte geri iade yapılmıyordu falan. Muhtemelen onlar da değişecek ilk başta. Çünkü müşteri ödediği zaman gidemediği zaman o parasını geri almak isteyecek şey olarak. Booking kuralları da değişecek şey olarak. Bununla beraber paralel müşterinin tercihleri de değişecek. Müşteri kendini güvende hissedecek bir defa ve güvende hissettiği tesisleri tercih edecek. Bu manada haklı söylüyor arkadaşımız. Peki, teşekkür ederim. Melissa Dineo-Born sormuş. Bu dönemde sağlık turizmi ve doğaya yönelik tur konseptleri geliştirmek ekstra bir fayda sağlayacak ve daha çok ilgi çekecektir demiş. Katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çok haklı. Evet, bakalım. Bu arada okuyorum. Bu dönemde Gülmira sormuş. Bu dönemde evde kalan insanlar seyahat etmek ne kadar önemli olduğunu anladılar. Seyahat etmek sadece gezmek değil, bir ülkenin kültürünü, doğasını ve yaşam tarzını öğrenmektir. Nurgül Hanım sormuş. Merhaba Nurgül. Almanya ve İngiltere'deki tur operatörleri gibi öncelikle iç turizme pazar payı ve fiyat politikası belirleyip sezonu açmak, yabancıya satılan ucuz hizmeti kendi insanımıza sağlamak
Bu krizde öncelik demiş kendisi. Yani bir aksiyon bekliyor anladığım kadarıyla yurt Ya, içinde. tabii bunda hemfikirim hanımefendiyle. Sadece sorunumuz şu, geçenki panelimizde bu konuşulmuştu. Şimdi Türkiye'deki seyahat edecek insanlar da artık kısıtlandı. Nasıl kısıtlandı? Birçoğu biliyorsun şu anda sokağa çıkma yasağı olduğu için yıllık izinlerini kullanmaya başladılar. Okullar erken kapandı, erken açılacak gibi bir söylenti var şey olarak. Bir de bu pandemiden dolayı muhtemelen bu dönemde birçok iş turizme tatile gidenler aile ziyaretleri yapacak gibi geliyor bana. Ama hanımefendiye katılıyorum şey olarak daha uygun fiyatlarla. Çünkü zaten yabancılar gelmeyecek yani. Gelmesi için uçuş olması lazım, tren olması lazım. Gemiyle seyahat edebilmeleri lazım. Bu sene de daha önceki yıllardaki yaşamış olduğumuz sıkıntılarda olduğu gibi iş turizm çok önem arz edecek. Evet, bir aksiyon yapmaları gerekiyor o zaman. Kesinlikle Yani gerekiyor. özel hissedecek insanların kendini özel hissedeceği Tabii, yani iş turizminin de kıymetini biraz bir daha anlamamız lazım. aksiyonlar. Türkiye Travel sormuş Murtaza Bey. Bu süreçte sosyal medya araçlarından en çok hangisine yönelmemiz lazım? Neyi promote etmemiz gerekiyor? Demiş. Şimdi şöyle, sosyal medyanın hepsini kullanmamız lazım. Yani LinkedIn daha çok iş insanlarına biliyorsun hitap ediyor. Instagram, Twitter, hepsini kullanmamız lazım. Çünkü hepsinin takipçisi farklı. Birçok insan tabii ki hepsinde var ama bütün hepsini de kullanmamız lazım. Özellikle anlık canlı yayın vermemiz lazım. Yani iş bitenden sonra orada video yayınlamanın çok da kıymeti yok şey olarak. Çünkü insanlar edit yaptığı için ama canlı yayın verdiğimiz için anlık o gösteri verirsek çok 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 faydası olacak yani. Çünkü Taze, taze taze görüntüler yani. kesinlikle kesinlikle çünkü video değil işte edit yapılmamış insanlar canlı şekilde Kapadokya'da balonda uçuyor işte canlı olarak işte Antalya'da denize giriyorlar işte canlı Bu olarak. fikirlerinizi, görüşlerinizi de belirttiniz değil mi? Gerek sivil toplum örgütlerini, gerek İSTA'da, gerek TÜRSAP'ta veya bakanlıkta. Ya tabii ki bunları bütün parça parça yazmıyorum ama böyle canlı yayınlara Canlı şeyler mi çıktığımızda söylüyorsunuz? Mutlu şeyler çünkü sizin konuşuyoruz. aracınızda bir kez daha söylemiş olayım. Şey olarak. Geçenlerde bir canlı yayına daha katılmıştım. Antalya'daki bir gazeteci arkadaşımız Halil Bey'in. Orada dile getirmiştim. Ama bütün birçok fikrimiz var. Hepsini işte sivil toplum kuruluşuna falan yazarsak da bir anlamı kalmaz. Çünkü onlar da muhtemelen bu şeyleri düşünmüşlerdir herhalde. Ama sizin aracınızda tekrar etmiş olayım. Onlar da belki bir fikir edinebilir. Yani şey olarak. Evet. Hüseyin Emrah İnci bir soru. Merhaba Murtaza Bey. Son dönemlerde incoming firmalarının Türkiye ve Balkanları beraber hizmet verdiğini, pazarladığını görüyoruz demiş. Yeni dönemde de bu devam eder mi diye sormuş. Ya çok iyi bir soru sormuş aslında. Biz aynı sadece Türkiye'ye incoming yapmıyoruz aynı zamanda combined olarak yani bağlantılı olarak Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Balkan ülkelerini yapıyoruz. Bu programı satan yabancı tur operatörlerimizle konuştuğumuzda bize şunu demişti. Yani 2021 belki anca olur diye. Çünkü 2020'de tamamen kaldırdılar programı. Çünkü şey halen güvenli değil biliyorsun. Çünkü ülkeden ülkeye geçişte sıkıntılı. Kısıt var zaten. Tabii Uluslararası tabii. kısıt var şu anda. Tabii tabii kısıt var. Buradan bir de şunu da hatırlatmak istiyorum yani. Bu pandemi dolayısıyla Türkiye'de en çok etkilenen turizmci meslektaşlarım Bodrum'daki, Kuşadası'ndaki, Antalya'daki, Kapadokya'daki günübirlik turlar yapan lokal ajente dediklerimiz onlar ciddi zorluklar yaşayacak. Allah onların yardımcıları olsun. Kira ödeyenlerin işte oteci meslektaşlarımız da var kira ödeyenler. İnşallah hep birlikte bu zorlukları aşarız onlara da yardımcı olarak. İnşallah. Yine bir şey daha var değerlendirme. Topraklarımızın verimliliği ve turizm çeşitliliğimizde dünyada ön plana çıkıp krizi fırsata çevirmemiz de muhtemel diye belirtmiş bir arkadaşımız. Burak sanırım BRK SNYZ. Burada doğru söylüyor. Biz geçen sene Tokat'ta ekolojik ve gastronomi turizmi yaptığımızda biz bir araştırma yaptık. Biz bütün etkinliklerimizi yaparken de hadi biz bunu yapıyoruz diye yapmıyoruz. Dünya Turizm Örgütü'nün araştırmalarını baktık. Başka araştırmalara yaptık işte. Baktık.
Dünya işte ekolojik seyahat acentesi birliğinin araştırmalarına baktık. Dünya Turizm Örgütü'nün açıklamasına göre yani oradaki edinmiş olduğumuz bilgilere göre şey vardı. Türkiye doğal güzellik olarak ilk beşte ama ekolojik gelir olarak ilk 20'de bile değiliz. Anladın mı? Şey olarak. Bu Evet. konuda arkadaşımıza katılıyorum. Yani o doğal güzelliğin ticari getirisine daha varmadık. Yani uzağız, çok uzağız. Kitlesel turizm yapıyoruz. Genelde herkes belli bir öbeğe toplanmış durumda. Aslında turizmin dediğiniz gibi çok frekansları var. Tabii. Çok haklısınız bu konuda. Sami Sarıkaya her şey güzel olacak demiş. Çok doğru demiş. Her şey çok Evet. güzel olacak. Evet. Umut her zaman. Yine Ozi Guide, uluslararası hava sahaları açıldığında açıkçası turizmde hareketlenme olacaktır ve kısa sürede toparlayacaktır. Umut her zaman vardır. Umudumuzu diri tutmakta fayda var demiş. Doğru söylemiş arkadaşımız. Evet, bakalım. Kader Hanım bir şeyini gördüm. Onu şey yapalım. Bu arada size başka bir bu pandemi sürecinde başka bir soru sorayım diğer sorulara bakana kadar. Pandemi sürecinde herkes tabii kendi ülkesiyle ilgili notları paylaşıyor. Sizin yaptığınız toplantılarda, Zoom üzerinden yaptığınız toplantılarda paylaşıyorlar. Bu alınan tedbirleri de illaki kendi aranızda değerlendiriyorsunuzdur. Her ülkenin aldığı tedbirleri. Türkiye için bir talep var mı bu yönde? Tedbir talebi özellikle istenen veya bir standart Şu mukadderat. anda bu anlamda herhangi bir talepte bulunulmadı. Sadece herkes alınacakları önlemleri ve müşterilerin beklentilerini dile getirdiler. Şu olarak özellikle hava yolundaki bu iptallerden dolayı birçok acenteci arkadaşlarımız mağdur. Onları nasıl gidirebileceklerini, buna COVID sonrasındaki süreci anlattılar. Ama Türkiye ile ilgili yani şunu 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 yapın veya işte şunu şunu yapmayın gibi bir talepte bulunmadılar açıkçası şu olarak. Anladım. Burada bir de şey var. Bizim ülke olarak biraz önce bahsettiniz ya, siz de bahsettiniz işte çeşitlilik nasıl çıkabiliriz COVID-19 sonrası. Her şey umutla aslında. Arkadaşlarım birçok da bağlı ya, yazı ya. Umudun tükendiği yerde her şey tükenir. Hayatın olduğu yerde hayat her zaman var. Umutsuzluğa bağlanmadan web sayfalarımızı güncelleyerek, programlarımızı güncelleyerek, biz bugüne kadar nerede hata yaptık diye tekrardan kendimizi sorgularsak, çünkü biz turizm camiası olarak da birçok hata da yaptık. Yanlış yönlere de yönlendik şey olarak. Marka belki marka değerimizi çok değer vermedik yani markalaşmaya çok değer vermedik belki şey olarak. Daha çok online kanallarına, genel rezervasyonlara işte bağlı kaldık. Yabancı yurt dışındaki tur operatörlerine bağlı kaldık. Biliyorsunuz geçen Klasik acentelik sistemiyle devam ediyoruz birçoğumuz. tabii biliyorsunuz geçen sene İngiltere'de büyük bir tur operatörü iflas etti. Türkiye'deki birçok otelci kardeşlerimiz de etkilendi. Ciddi Evet. derecede birçok firmalarda. Biz bunları tekrardan belki recheck dediğimiz yani tekrardan bir kontrol etme, tekrardan düşünme fırsatı verdi bize. Şeylerimizi. Belki ürünlerimizi artırabiliriz. Çeşitliliklerimizi artırabiliriz. 81 ilimize nasıl yayılabiliriz? Onu düşünebiliriz şey olarak. Biraz önce siz de söylediniz sadece kitlesel turizm dediniz işte. Sadece deniz kum işte belli bir tur programı değil de klasik turları. Bunu nasıl çoğaltabiliriz işte? 81 ilde daha etkili nasıl turizmi canlandırabiliriz? Oradaki turizm il müdürlerimizle, valiliklerimizle, belediye başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kalkınma ajanslarıyla bunları tekrardan düşünebiliriz yani. Görüyoruz işte bugün COVID-19 oldu. Belki 10 sene sonra başka bir hastalık olacak işte. Evet. Turizmle tarımı nasıl birleştirebiliriz ona da bakmak lazım. Evet, siz aslında incoming işi yapıyorsunuz, incomingçisiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda da tabii seyahat acentasınız. Hükümetimiz bir takım tedbirler, önlemler açıkladı. Bizim iş kolunun yani seyahat acentaları iş kolunun da turizmcilerin de faydalandığı. Bunlara ilave şu da olsaydı daha mükemmel olurdu diyebileceğiniz, yani mevcutları biliyoruz zaten. Tekrar size onları saydırmayacağım ama hani ihtiyacınız ne var şu anda? Yani neye ihtiyaç en çok hissediyorsunuz bir incomingçi olarak? Tabii incoming olarak özellikle kültür turu yaptığımız için müze biletlerinin belki %75 indirim yapılabilirdi.
işte sembolik bir ücret alınabilirdi o müze biletlerinde. Özellikle vizeyle gelen ülkelerdeki vize şartlarını kolaylaştırılabilir. İşte elektronik vize yapabilirdim ek olarak. Çünkü bunlar bazı insana para vermesin ama gelmesini kolaylaştırabilirsin biliyorsun şey olarak. Evet. Bunu yapabiliriz şey olarak. Bununla birlikte acentecilerin sadece işte işte personel maaşına falan değil ama işte bazı uçak bileti şartlar biliyorsun havaalanına yanaştığı zaman uçak bileti şey diyor kişi başı para ediyor. Belki o vergilerden muaf olunabilir. Bunun gibi bizim seyahat acentelerinin beklemiş olduğu şeyler var. İşte Küçük rehber dokunuşlar var böyle. Küçük tabii dokunuşlarla sizi daha da iyileştirilebilirsiniz küçük aslında. yani örnek vereyim Hindistan'da bir reklam çıksak desek ki Türkiye vize kaldırıldı. En azından 2 sene geçiş olarak örnek vereyim. Emin ol birçok turist gelmek ister yani. Aktarmalı gelir, bir şekilde gelir. Veya işte Bangladeş'ten birçok ülkeden gelir. Hem hava yollarımız daha çok yolcu alır, daha hızlı toparlanır. Hem özellikle kültür turuna gelen müşteriler çok değerli. Sadece deniz kuma para yatırmıyor. Örnek vereyim adam 700 dolara paket aldıysa en az 700 dolar da burada harcıyor. Şey olarak. Bunlara ufak bir dokunuşlarla bunlar daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Evet. Ergin Rıza, merhaba Murtaza kardeşim ve Savaş Bey, başarılı bir söyleşi, keyifli takip ediyorum demiş kendisi. Bakalım. Her şeyden önce güler yüzlüğümüz ve pozitif bakış açımızı kaybetmememiz gerek. Pandemiyle de atlatacağımız inşallah. Erkancığım, yayınlar için senin, Murtaza ve ekibinin tüm emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim Kadercim. Kader Hanım yazmış Murtaza Bey bunu da Teşekkür bize. ederim. Evet, bakayım. Bir şey atlamadım inşallah soru. Ona bakıyorum. Sizin bu arada söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Beklerken. Ya tabii şimdi birçok turizmci arkadaşlarımız evde karamsar kimisi çalışıyor, kimisi faaliyetler yapıyor. Bence dünyadaki Dünya Turizm Örgütü'nün çalışmalarını da takip etsinler. Orada da güncel bilgilere ulaşabiliyorlar. Karamsar olmasınlar benim demek istediğim şey. Biz turizmciler yedi canlıyız demiş Rasim Niyaz. Doğru seviye 7 canlı yazıyor olarak. Evet. Yani bütün sivil toplum kuruluşları da artık bir yan yana gelmesi lazım. Yani bugün bakıyorum Zoom üzerinden Trofet, Trup, işte Aktop, bütün sivil toplum kuruluşları aynı çatı altında birlikte toplantı yapıyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar. İnşallah bundan sonra da aynı çalışmalarının devamını dilerim. Çünkü birlik olduğumuz zaman güçlüyüz, kuvvetliyiz. Çünkü bizler herkes turizmci olduğumuz için çok da dikkate almıyorlar. Yani sanayiciyiz ama bacalı sanayi diyoruz ya şey olarak. Evet. Çok da yeteri kadar değer görmüyoruz. Evet. Diğer camiaların gördüğü kadar. Hani yeşil pasaportumuz daha yok diyoruz yani işte herkesin Evet. var bir yeşil pasaportumuz daha yok. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapalım. Anladın mı şey olarak? Bunlar da artık göz önünde bulundurulması lazım. Çünkü turizm bittiği zaman birçok dal da bitiyor. Yani diyoruz ya 59 tane ayrı sektöre biz iş veriyoruz. Evet. İşte domatesinden, biberinden, işte ne bileyim birçok şey var. Tekstiline kadar. Şu anda herkes içeri girmiş. Uçaklar uçmuyor, şeyler uçmuyor. Otobüsler seyahat etmiyor. Öyle değil mi? Gemi turizmi ile ilgili ne konuşuluyor? Yani bir sohbetiniz oldu mu Tabii hiç tabii gemi turizmle? turizmiyle tabii İspanya'daki bir gemi şirketiyle biz çalışıyoruz. Onların Türkiye'deki yer hizmetlerini veriyoruz. Burada güzel bir olumlu haber var. Bunu da paylaşmak isterim. Şey demişti gemi firmasının tarifeli olanlar iptal oldu. Yani bütün yolcularınkini iptal ettik biz onları. Kimisine işte kredi verdik. Ama gemi firmasının iptal etmediği seferlerde de ciddi derecede rezervasyon iptalimiz yok dedi. Yani yolcular tatil yapmak istiyor. İptal etmiyor şey olarak. Bu güzel bir haber aslında. 2020 Kesinlikle. tabii 2021 içinde herhangi bir iptal yok.
tam tersine gemilerde artış olacağını düşünüyoruz şu olarak. İşte bu işte social distance, işte sosyal mesafeyle işte bunları nasıl aşabiliriz bilmiyorum. Eğer bir an önce aşı bulunur, ilaç bulunursa insan, yani aşı bulunmasa, ilaç bulunsa bile bu da olumlu yani. En azından diyecek ki ya hastalandım ama işte grip oldum ama işte ilacım var, örnek vereyim bunun gibi. Çünkü insanlar belli bir süre sonra artık buna da alışacak. Oradaki söyleşte konuşmacıda olmuştum. Yunanistan vardı, İspanya vardı, Latin Amerika'dan vardı. İspanya'daki arkadaşıma şunu söylemiştim. Ya işte social distance yapı nasıl olacak falan filan. Dedim Real Madrid Barcelona maçı oynansaydı insanlar maça gider mi gider, sokakta kucaklaşır mı kucaklaşır falan değil mi? Düşünebiliyor musun şey olarak? Nasıl sosyal mesafe tanıyacaksın? Ama bunun ilacını bulduğu zaman, aşısını bulunduğu zaman artık insanlar işte sosyal mesafe falan filan da dinlemeyecekler muhtemelen artık. Ne kadar siz yanaşmayın, gitmeyin deseniz de artık şey yapamayacaksınız biliyorsunuz. Engelleyemeyeceksiniz. Aynı şu anda Amerika'da insanlar sokağa çıkmak için yürüyüş yaptığı gibi, İngiltere'de insanlar artık yollara da çıktığı gibi, yani artık biz sokağa çıkmak istiyoruz yeter kardeşim evde dediği gibi. Belli bir süre sonra bizler de alışacağız artık şey olarak. Ama Bağışıklığımıza buyurun. evet, Antalya valisinin milyonlarca daha önce tatili yapmış, Antalya'da tatilini geçirmiş olan yabancılara mektup yazdı ya da yazıyor diye bir haber okudum. Ya yazması gayet doğrudu. Çünkü herkes sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Yani en azından bilgilendirmesi lazım. Ama dediğim gibi bu belli bir süre, tamam işte social distance, işte sosyal mesafe falan filan olacak ama artık belli bir süre sonra artık insanlar da bıkacak. Gerçekten bıkacak şey olarak. Çünkü alışkanlıklar olacak dediğim gibi, işte maçlar oynanıyor. Bir derbi maçı oynanıyor. Diğeri seviniyor. Hadi evde arkadaşınla işte tokalaşma, işte çak bir beş, anladın mı? Veya işte ne Evet. bileyim adam kafede maç seyrediyor. Hiç boş verin derbi şey gitmesinde boş verin. Kafede seyrediyor. Hiç tanımadığın insanı kucaklıyorsun. Öyle de. Çünkü belli bir süre sonra biz bunlara da alışacağız. Önemli olan burada ilacın bulunması, aşının bulunması. Umut ediyorum ki çok yakında aşı da ilaç da bulunacak. Çünkü herkes bu konuda ciddi çalışmaları var. Bir de sıcaklarında biliyorsun sıcak çok aşırı sıcakta da bu hastalığın daha hızlı yayılamadığı, daha kısa ömrü olduğu biliniyor. En azından ben öyle biliyorum. Teorilerden bir tanesi henüz ispatlanmadı galiba. Evet, en azından biz öyle bir şey yapıyoruz. En azından biz iyi tarafını düşünelim turizmciler olarak biliyorsun. Şöyle. Evet. Bunlar da belli bir şey olandan sonra, yoksa adam denize, Antalya'da lüks bir otele gidecek, havuzuna giremeyecek. Ya havuzuna girerse yani ha yan yana oturmuş, ha el ele tutmuş veya aynı havuzu paylaşmış. Öyle değil mi? Evet. Veya denize girmiş yani. Hepsi aynı şey yani. Nereden bakarsan bak aynı noktaya gidiyoruz. Önemli olan biraz da kafada da bitirmek lazım diye düşünüyorum. Yani her şeyi sorun yaparsak, her şeyi sorun yaparsak biliyorsun, öyle değil mi? Kesinlikle. Biraz da pozitif düşünürsek, olumlu yönde düşünürsek daha uzlaşacağımıza inanıyorum. Yani karamsar karamsar olduğumuz zaman da inan ki Covid bitse bile kafamızda bitmez. Yani derin yara açmış olur, öyle değil mi? Evet, biraz öyle olacak. Evet. Bundan sonraki süreci ilgiyle takip edeceğiz, bekleyeceğiz ve göreceğiz turizm nasıl evriliyor. 2020'yi nasıl kapatacağız? Eylül nasıl olacak? Ekim nasıl olacak? Ağustos nasıl olacak? Bir de 2021'in başına belki sarkma durumu var. Dört aşamada normalleşme sürecinden bahsediliyor. Bunun dördüncü aşaması da Ocak 2021 diye ben okudum ama umarım o şeylere gerek kalmadan, o tarihlere gerek kalmadan normalleşme sürecini bir an önce hep beraber yaşarız diye Tabii. bildiriyorum. Şimdi Savaş Bey, insanlar ne kadar çok büyük beklentisi olursa o kadar hayal kırıklığı yaşıyor biliyorsun. Yani Evet. çok aşırı bir beklentimiz olmazsa, diyelim ki 2020 yılında kış sezonu gibi geçirdik. İşimiz gücümüz olmadı. Sonuçta canımızsa, bakın karşılıklı ne güzel konuşuyoruz. Siz bana soru soruyorsunuz, biz yanıtlıyoruz. Sohbet ediyoruz. Bizi dinleyen birçok meslektaşlarımız var. Onlar soru soruyor. Sağ Bizleri yanıtlamaya çalışıyoruz. Önemli olan sağlığımız. Sağlığımız yerinde bir defa. Deriz ki bu sene de kış uzun sürdü deriz yani. Ne olacak sanki şeydi, dünyanın sonu değil. evet. Önemli olan 2021'e hazırlanabilmek. Eğer hep birlikte güzel bir tanıtım çalışması yaparsak, workshoplarla, sosyal medyayla, fuarlarda tekrardan bir yeniden atağa çıkarsak, Türkiye çünkü aranan destinasyonlardan bir tanesi.
Çünkü özellikle düğün turizmi de Türkiye'de çok iyi hareketlenmişti biliyorsunuz. Evet. Milyon dolarlarla gelip Türkiye'de düğün yapıyorlardı. Büyük Mayıs grupları Türkiye'de. 2021'de tekrar onların hepsi olacak inşallah. Ben öyle düşünüyorum. Ya Hani ben de biz öyle düşünüyorum. Ben de öyle ümit ediyorum şey olarak. Ama dediğim gibi bu hem ülke politikasıyla belirlenecek hem de bizlerin işte bakış açısıyla şey yapacak. Çünkü tanıtım çok önemli bu arada. Çünkü her şey algıyla yönetiliyor. İşte bir tane düğün evet. olsa Antalya'da onu sosyal medyada işte bir şekilde yayınlasak birçok insan görecek evet Antalya'da düğün oluyor. İşte Mayıs İnsentif grubu birkaç tane olsa evet Türkiye'de Mayıs gruplar oluyor. Diğerleri de gelecek. Aksi takdirde herkes evinde oturacak. Yani olmuyor olmuyor. Oysa her şey Evet. oluyor diyeceğiz. Nadir Çatal yazmış. Devletimizin yardım paketini yeterli buluyor mu? Veya şahsi olarak beklentisi nedir? Bu konuda zaten cevap vermiştik. Siz fikirlerinizden bahsetmiştiniz. Emin Bey'in bir şeyiniz görmüştüm. Evet, Murtaza Bey, bu krizde kısa, orta vadede nasıl pazarlama ve operasyon plan yapıyor? Yani sizin kendi planınızı soruyor Emin Bey. Tabii ben Yani sorayım. travel shop orta kısa vadede ne yapıyor diye. Bu arada çok az vaktimiz kaldı. 2-3 dakikamız kaldı. Bir dakikada özetlerseniz. Tabii. Bizim 2022 Nisan'a kadar bir plan çalışması yaptık. Bütün ekip arkadaşlarımız olarak. Bugün kurallarımızı değiştirdik. Web sayfasındaki bütün programlarımızı güncelledik. Fiyatlarımızı da ona göre revize yaptık. Müşterinin kendini güvenebileceği şekilde sistemimizi hazırladık IT departmanlarımızla. İşte kısa vadede demiş olduğu şey şu anda Zoom toplantılarımızda hem ülkeyi hem kendi firmamızı bir şekilde tanıtabiliyoruz. Şey olarak. Onların da o şekilde yapması lazım. Bugün kurallarını değiştirmesi lazım. Web sayfalarını değiştirmesi lazım. Ekibini bozmamasını öneriyorum. Eğer yanında çalıştığı arkadaşları veya çalışma arkadaşları varsa. Biz ekibimizi şu ana kadar bozmadık, çıkarmadık. Evimizden arada Zoom üzerinde toplantı yaparak çalışmalarımızı bu şekilde ilerletiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Murtaza Bey. Beni kırmayıp bu yayına katıldığınız için sağ olun, var olun. Çalışmalarınızı dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Bu yayınımızda emeği geçen SDR Medya, Feride Beğenir arkadaşımız ve turizmfm.net radyoya teşekkürlerimi bildiriyorum. Sağ olun, var olun, evde kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Bize teşekkür ederiz Erkan Bey bizi konuk ettiğiniz için. Burada sizlerle olmak çok güzeldi. Sesinizi duyuyorum.